Bu parçada söz edilen eserle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Nabızade Nazım'ın Zehra'sı 1896 yılında basılmıştır. Yazarın ölümünden sonra arkadaşı Mahmut Sadık tarafından Servet-i Fünun dergisine tefrika edilmiş olan eserde, doğuştan kıskanç olan Zehra adındaki güzel kızın Supi ile evliliği ve kocasını elinden kaptırma korkusu ile kıskançlığın pençesine yaklanışı işlenmiştir. Zehra, kocası Supi'yi henüz ortada bir şey yokken İstanbul'daki evlerinin hizmetçisi Sarı Cemal'den kıskanır. Bu kıskançlığı yüzünden Zehra'nın Sarı Cemal'e karşı davranışları değişir. Kızın bu hırçınlıklarına boyun eğişi, sakin tavırları Supi'nin dikkatini çekmeye başlar ve asıl bu noktadan sonra Supi Sarı Cemal'e ilgi duymaya başlar ve iki kadın arasında büyük savaş başlar. Nihayet ilk savaşı karnındaki çocukla Sarı Cemal kazanır. Ama Zehra'nın intikam ateşi iyice tutuşmuştur. Nihayet kurduğu düzen Sarı Cemal'in ölümüne neden olur. Hafif bir kadın peşinde parasını da gururunu da kaybeden, kıskançlığı öğrenen ve en sonunda kenara atıldığında katil olan Supi'nin düştüğü durum bile yetmemiştir Zehra'nın intikama doymasına. İstediği gibi ayaklarına kapanmasını sağlayamamıştır eski kocasının. Onun kendi ayaklarına değil de Trablus'a sürgün gönderilmesi beklediği sonuç değildir. Ama Supi'nin annesi bir gün yolda ölü bulması Zehra'nın hastalanmasına, pişmanlığına ve ölümüne yol açar. Okuduğumuz bu parçada eserin yazarı olan Nabızade Nazım bilgisine, eserin konusu olan kıskanç bir kadın olan Zehra'nın kocası ile ilişkisinin ele alındığına, eserin kahramanları olan Zehra, Sırrı Cemal ve kocası Supin olduğuna, olayın geçtiği mekanın ise İstanbul olduğu bilgisine ulaşabiliriz. Oysa biz olayın geçtiği zaman bilgisine bu metinden ulaşamayız. Metnimizde sadece kitabın basım yılı yer almaktadır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Bir yerde civata gibi dönüp duranların ne kendilerine faydaları vardır, ne çevredeklerine. Oysa dünyaya bakalım, her şey değişir, durmadan yol alır. Su buhar olur, yağmura dönüşür. Tohum baş verir, çiçeğe durur. Civciv pek cılız doğar, kocaman bir horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan insan neden dursun? Okuduğumuz bu parçada ağır basan anlatım benzetme olarak karşımıza çıkmaktadır. Numaralandırmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak için sıralama nasıl olmalıdır? Numaralandırılmış cümlelerimizi anlamlı bir paragraf olarak okuyalım. Dostluk, bir insana belleğin doğru çalışmasını sağlamak için gereklidir. Geçmişini anımsamak, onu sırtında taşımak, insanın kendi benini koruyabilmesi için gerekli tek koşul olarak görülebilir. Benin geçip küçülmesi, oylumunu koruması için anılarını bir saksı çiçeğini sular gibi sulamak gerekir. Bu sulama işi geçmişin tanıklarıyla yani dostlarla sürekli temas halinde kalmayı gerektirir. Onlar bizim aynamız, belleğimizdir. Onlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Yalnızca zaman zaman o aynayı paylaşsınlar ki yüzeyinde kendimizi görelim şeklinde sıralanmalıdır. Bu sıralamayı yaparken ilk önce en geniş kavramlı cümleyle başlayıp daha sonra ise birbirini takip eden kelime ve kelime gruplarına dikkat ederek anlamlı bir paragraf oluşturmamız mümkündür. Aşağıdaki parçalardan hangisi yazılış amacı bakımından diğerlerinden farklıdır? Metinlerimiz yazılış amacı bakımından okuduğu kişiye bilgi verme şeklinde öğretici metin ve okuduğu kişiye estetik zevk uyandırma şeklinde edebi metin olmak üzere iki seçenekte toplanabilir. Burada yer alan seçeneklerimizin arasında A, B, C ve D seçeneğinde yer alan bilgiler bize birer bilgi verdiği için bu metinlerin yazılış amacı okuyucuya bilgi vermektir. Yani bu metinler birer öğretici metinden alınmadır.
Oysa E seçeneğinde yer alan "Orman bizim her şeyimizdir delikanlı. Anamız, babamız, evimiz" diye yanımda oturan ihtiyar anlatmaya başladı. Alacakaranlık gittikçe artıyordu. Güneş aşağılarda uzanan ovadan tamamen çekilmişti. Yalnız aramızdaki büyük ormanda ağaçların üstüne atılmış kırmızı bir çuha gibi rüzgarla hafif hafif kıpırdıyordu. Biraz sonra büsbütün kayboldu ve o anda her şey değişiverdi. Şimdiye kadar yaşayan, kımıldayan, ses çıkaran ova artık ölüydü ve beyaz, ince bir sisle örtülmeye başlamıştı. Buna karşılık orman canlanıyordu şeklinde yer alan parçamız, okuyucuya estetik zevk verme amacıyla yazılmış bir edebi metinden alınmadır. Bu açıdan doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?" cümlesi bir soru cümlesidir. Bu açıdan ilk yay ayracımıza soru işareti getirilmelidir. "Ziraatçı sayar" şeklinde ifade eden ikinci yay ayracımıza artık ziraatçının konuşacağını bildiğimiz için burada bir iki nokta kullanmamız uygun olacaktır. Bu konuşma bir konuşma çizgisiyle başlamalı. Yulaf, pancar, zerzeva, tütün gibi eş görevli sözcükler virgülle birbirinden ayrılmalı ve cümlemiz bitmediği için, bir yargı içermediği için de üç nokta ile devam etmelidir. Doğru sıralama A seçeneğinde yer alır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı işlevde kullanılmıştır? "Entelektüel kişi yerinde saymayıp sürekli kendini geliştiren kişidir" cümlesinde virgül özneyi vurgular. "Doktor odaya doğru ilerlerken hasta yakınıyla karşılaştı" cümlesinde virgül özneyi vurgular. "Sinema çağının ihtiyaçlarına bağlı olarak edebiyattan daha fazla yararlanıyor bugün" cümlesinde virgül özneyi vurgular. "Bu kent sınıf değiştirmek isteyen insanların akın ettiği bir yerleşim merkezidir" cümlesinde virgül özneyi vurgular. "Oysa bu türler tiyatro ve roman edebiyatımıza Tanzimat'la birlikte girmiştir" cümlesinde virgül bir ara söz olan tiyatro ve romanı vurgulamak için kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Birleşik Piller'in yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A seçeneğinde yer alan Birleşik Fiil hak ettiği ayrı yazılarak doğru kullanılmıştır. B seçeneğinde yer alan kayboldu Birleşik Fiili bitişik yazılarak doğru kullanılmıştır. D seçeneğinde yer alan affetmeyecek Birleşik Fiili bitişik yazılarak doğru kullanılmıştır. E seçeneğinde yer alan baka kaldım fiili birleşik yazılarak doğru kullanılmıştır. Oysa herhangi bir ses olayı gözükmemesine rağmen birleşik yazılan sarf eden Birleşik Fiili yanlış kullanılmıştır. Burada sarf eden fiilinde herhangi bir ünlü düşmesi ya da türemesi gözükmediği için ayrı yazılması gerekirdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır? "Zil çaldı mı ki? Varsayalım ki onu gördüğünde ne diyeceksin? Merak etme, illaki çabalarını o da görecek. Ve insan bu elindekinin kıymetini kaybedince anlar" cümlelerinde bir yanlışlık bulunmaz. Oysa ki E seçeneğinde yer alan "çok yorulduk, daldaki tüm cevizleri topladık" cümlesinde yer alan ki, sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazılmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 14 Temmuz 1889'da 600'e yakın askeriyle birlikte İstanbul'dan yola çıkan Ertuğrul Fırkateyni ile birçok hediyenin yanı sıra 2. Abdülhamit'in Japon İmparatoruna armağanı olan mücevherli imtiyaz nişanı Japonya'ya gönderildi. Aylar süren zorlu bir yolculuktan sonra 7 Haziran 1890 günü Yokohama Limanı'na demir atan Ertuğrul Fırkateyni, komutanı Osman Paşa hediyelerini sundu. Osmanlı heyeti için kabul töreni yapıldı ve ziyafetler verildi. 15 Eylül 1890 günü Yokohama Limanı'ndan ayrılan gemi 3 gün sonra korkunç bir tayfuna yakalandı ve battı. Kara haber önce Tokyo'ya, oradan da İstanbul'a ulaştı. İki ülke günlerce yas tuttu. Okuduğumuz bu parça yazım yanlışını 2 numaralı cümlede 7 Haziran 1890 günü şeklinde kullanılan sözcük grubuyla bulundurur. Günü
sözcüğü burada küçük harfle başlamalıdır. Bu parçadan hareketle Giritlerle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Girit mutfağını ve Giritlerin yeme içme alışkanlıklarını Anadolu mutfaklarından farklı kılan temel özellik yabani otlardan yapılan çok çeşitli yemeklerin varlığıdır. Nüfus mübadelesinden sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştirilen Giritli Müslüman halkın bundan sonra yaşayacakları topraklarda yeni ve güçlü bir kimlik oluşturulmasında mutfak kültürleri büyük rol oynamış. En önemli farklılaşmayı da yabani otların yoğun tüketimi ortaya koymuştur. Aslında tutumlarında katı olmayan ve değişime açık insanlar olan Giritliler yemekleri söz konusu olduğunda kurallarına son derece bağlı ve tutucu davranırlar. Onları mevcut bir tarifi değiştirmeye, ufak bir ekleme ve çıkarma yapma imkanı mümkün değildir. Geldikleri topraklara ve geride bıraktıkları hayatlarına ait anılarını adeta yemeklerinde muhafaza eden Giritlilerin yemek adetlerine bu aşırı bağlılıkları zorla kopartıldıkları topraklarına duydukları özlemden ileri gelir sanki. Ben ailemde de diğer Giritli birçok ailede de gözlemlediğim yemeğe ve mutfağa düşkünlüğün, bu konudaki titizliğin ve kuralcılığın kökeninde hep bu daygının yattığını düşünürüm. Okuduğumuz paragrafta Giritliler ile ilgili aslında genelde yeneklilere açık ve esnek olmaları yargısıdır. Bu yargı da yalnız bir şeklinde A seçeneğinde yer alır. Aşağıdakilerin hangisinde ikilemenin cümleye kattığı anlam ayrıç içinde yanlış verilmiştir? Kitabımı alıp balkona çıktığımda rüzgar tatlı tatlı esiyordu. Cümlesinde tatlı tatlı rüzgar beğenme anlamı katar. Çocukluğum dediğimde aklıma hep ninemin bağındaki kara kara üzümler geliyor cümlesinde kullanılan ikileme pekiştirme anlamı katar. Beni götürmek için bula bula bu otelim oldun cümlesindeki ikileme beğenmeme anlamı katar. Senin eğri büğrü yazını ben nasıl okuyayım cümlesinde ikileme beğenmezlik anlamı katar. Oysa bu bayram hemen hemen herkesi ziyaret ettim cümlesinde yer alan ikilememiz tahmin anlamında değil yaklaşıklık anlamında kullanılmıştır. 12 ve 13. soruları parçaya göre cevaplayalım. Aşk masallarına ait konular hemen hemen bütün İslam dünyasının ortak malıdır. Örneğin Leyla ve Mecnun hikayesi hemen hemen bütün İslam uluslarına ait şairlerin sakız gibi çiğnediği bir konudur. Yusuf ve Züleyha, Ferhat ile Şirin gibi aşklar, Arap ve İran edebiyatlarının mesnevilerine konu olduğu gibi bizim divan şairlerimiz tarafından büyük bir lirizm ve heyecanla işlenmiştir. Örneğin bizim edebiyatımızda sadece Leyla ve Mecnun mesnevisi 27 şair tarafından işlenen bir konudur. Fakat ne Arap'ta, ne Acem'de ve ne de bizde Leyla ile Mecnun'u Fuzuli kadar derinliğine işleyebilmiş bir şaire rastlanır. Çünkü Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'da kuvvetli bir lirizm ve geniş bir tasavvuf mistisizmi vardır. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Okuduğumuz parçadan hareketle İslam uluslarında en çok işlenen konunun aşk olduğuna, Yusuf ile Züleyha'nın en bilinen aşk hikayesi olduğuna, Arap ve İran edebiyatlarında aşk konusunun sadece mesnevi biçiminde yazıldığına ya da Leyla ve Mecnun hikayesini ilk işleyen şairin Fuzuli olduğuna ulaşamayız. Biz bu parçadan hareketle divan şairlerinin aşk konusunu büyük bir lirizm ve heyecanla işlediğine ulaşabiliriz. Bu açıdan doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada geçen sakız gibi çiğnemek sözüyle anlatılmak istenen hangisidir? Parçamızda yer alan sakız gibi çiğnediği bir konudur şeklinde yer alan söz öbeği bize bir düşünceyi ya da bir sözü yineleyip durmak anlamını katmaktadır. Cümledeki altı çizili ifadeyle söz konusu eserin hangi yönü vurgulanmıştır? Yaşar Kemal'in romanlarını bir çırpıda bitirirsiniz. Bir nehrin çağıltısını duyarsınız satırlarında. Yormaz sizi. Okuduğumuz cümlede yer alan altı çizili sözcük grubu nehrin çağıltısı bize Yaşar Kemal'in eserlerinin
dil bakımından aslında ne kadar akıcı olduğunu vurgulamaktadır. Numaralanmış maddeler verilen açıklamalarla eşleştirildiğinde hangisi hakkında bilgiye ulaşılamaz? Koşuk, aşk, sevgi, doğa üzerine söylenen şiirlerdir. Sagu, ölen kişilerin ardından söylenen hüzünlü şiirlerdir. Destan, kahramanlık üzerine söylenen olağanüstü ağır basan uzun şiirlerdir. Orhun yazıtları Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı belgeleridir. Oysa Savlar, fal kitabı değildir. Savlar, atasözlerimizdir. Bu açıdan doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesi ile birlikte verilmiştir? Zaman yaraları iyileştiren en iyi ilaçtır. Aniden yerinden fırladı, telefona doğru ilerledi. Gözlerin niye şiş, ağladın mı? Ve karanlıktan korktuğu her halinden belli oluyor cümlelerinde herhangi bir gerekçe bulunmaz iken. Biraz acele etmeliyiz, uçağın kalkmasına bir saat kaldı cümlesinde acele etmenin gerekçesi uçağın kalkmasına bir saat kalması şeklinde bir arada verilmiştir. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmış olamaz? Mesneviler AA, BB, CC şeklinde düz uyak örgüsüne sahiptir. Bu açıdan D seçeneğinde Sakiya seni şeklinde AB kafi örgüsü yer aldığı için bu parça bir mesneviden alınmış olunamaz. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz anlamcı ötekilerden farklıdır? Ders dinliyor ancak tekrar yapmadığını için unutuyordu. Sürekli antrenman yapıyor, yalnız istediği performansa ulaşamıyordu. Günler geçiyor lakin ondan bir haber gelmiyordu ve bu yaz tatilini şimdiden planladım. Ne yazık ki izin alamadım. Cümlelerinde yer alan ancak, yalnız, lakin ne var ki? Bir olumsuzluk bağlacı olarak karşımıza çıkar. Ve bunlar birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Oysa gelecek nesillere yaşanacak bir ortam bırakabilmek için duayı korumalıyız. Çünkü dua bize bir miras değil emanettir cümlesinde yer alan altı çizili sözcüğümüz olan çünkü bir sebep bildirir ve anlamcı diğerlerinden farklıdır. Bu parçada boş bırakılan yere hangilerinin getirilmesi uygun olur? Parçamızı boşluklarımızı doldurarak okuyalım. Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye örnekleri halk hikayeleriyle batı tekniğini birleştirilen Ahmet Mithat Efendi tarafından verilmiştir. Eserinin adı Letaif-i Rivayet adını taşır. Ancak Türk Edebiyatı'nda modern anlamda ilk hikayecilik, Sami Paşazade Sezai tarafından yazılan Küçük Şeyler adlı eserle başlar. Bu eser, Batılı tekniğe göre yazılan ilk realist hikaye olarak kabul edilmektedir. Parçamızı boşluklarımızı doldurarak okuduğumuzda doğru cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Ali cenknameleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hazreti Ali cenknameleri, Hazreti Ali'nin hayat hikayesi, kerametleri ve onun etrafında cereyan eden olayları anlatır. Cenknamelerde Hazreti Muhammed'in, Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in ve diğer İslam büyüklerinin hayat hikayelerini ve kahramanlarına yer verilir. Cenknamelerde mücadeleler, Müslümanlar ve olağanüstü güçler arasında gerçekleşir. Cenknamelerde İslami unsurlar ağır basar ve cenknamelerde işlenen dini içerikli kahraman konularıyla ideal insan tipinin bir örneği sunulur. Verilen bilgiler arasında bilgi yanlıştı. 3 numaralı cümlede bulunmaktadır. Cenknamelerde mücadeleler Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında geçmektedir. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hüsnü Aşk'ın yazarı Şeyh Galip, Hayriye'nin yazarı Nabi, İskendername'nin yazarı Ahmedi, Resulet-i Nusiye'nin yazarı da Yunus Emre'dir. Oysa Leyla ve Mecnun Mesnevisi'nin yazarı Taşlıcalı Yahya değil, Fuzuli'dir.
Yay araçla belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ziyacığım şeklinde başlayan mektubumuz ilk boşluğuna virgül ile getirilerek başlanmalıdır. Mektubunu Ankara'ya geldiğimin ikinci günü aldım cümlesinde yer alan ikinci yay aracımız özel isme gelen ekip ayırmak için kesme işaretiyle doldurulmalıdır. Muhibe uğramıştım. Baktım ki mektup masanın üzerinde duruyor. Derhal açıp okudum cümlesinde yer alan yay aracımız iki yargı bildirdiği için bunların virgül ile ayrılması uygun olur. Başın sağ olsun Ziyacığım cümlesi içerisinde bir yargı barındırarak bitirilmiş ve diğer cümlemiz büyük harfle başladığı için buraya nokta getirilmesi gerekir. Sevdiğimiz bir adamın ölümü bizi de bir parça öldürür diye bir söz vardı cümlesinin yer aldığı yay aracı. Alıntıya yer verdiği için buraya da virgül getirilmesi uygun olur. Bu açıdan doğru sıralamamız A seçeneğinde yer almaktadır. Bu parçaya göre şiir ve öykü arasında aşağıdakilerin hangisi bakımından benzerlik kurulmamıştır? Edebi türler arasında şiire en yakın tür hikayedir. Önceden kurgulanmadan yazılabilmesi, kelime ekonomisine yaslanması, anlatımında müzikalite olması şiire yaklaştırır. Hatta birçok kısa hikaye dizi biçiminde yazıldığında şiir gibi okunabilir. Okuduğumuz bu parçada şiir ve öykü arasında benzerlik, kurulmayan nokta, yoğun bir anlatıma sahip olmasıdır. Servet-i Fiyun'un dönemi hikayesiyle ilgili verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? Sanatı önemseyen bir anlayışın ürünü olan bu hikayeler kurgu yönünden sağlamdır ve bu dönem hikayelerinde Tanzimat dönemi hikayelerinde görülen teknik kusurlar yoktur. Realizm ve naturalizm akımının etkisinde hikayeler yazılmıştır. Hayatta görülen ya da görülme olasılığı bulunan kişilere ve olaylara yer verilmiştir. Tanzimat dönemindeki hikayelerde yapılan gereksiz tasvirlere yer verilmemiş, konu dışı bilgiler verilerek olay akışı kesilmemiştir. Hayal hakikat çatışması, içe dönük kahramanlar ve bireyin iç dünyası üzerine yoğunlaşan hikayeler yazılmıştır. Oysa bu dönemin sanat anlayışına en uygun eser veren sanatçı Refik Halit Karay değildir. Refik Halit Karay bir milli hikayeci, milli edebiyat dönemi hikayecisidir. Ömer Seyfettin ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Yeni lisan davasını ortaya atıp savunan ve ona tam bağlılıkla davanın ilk başarılı örneklerini veren sanatçıdır. Ağır ve ağdalı dile karşı çıkmıştır. Sade halk dilini savunmuştur ve edebiyatsız edebiyat yapmak için çalışmıştır. Türk edebiyatında hikayeyi meslek haline getirmiştir ve hikaye onun başlı başına edebi bir tür haline almıştır. Hikayelerinin konularını günlük hayattan, anılarından ve Osmanlı tarihindeki kahramanlık olaylarından almıştır. Oysa hikayelerinin çoğu beklenmedik bir sonla biten Ömer Seyfettin, durum hikayesinin en başarılı örneklerini vermemiştir. Ömer Seyfettin bir olay hikayesi yazarıdır. Bu cümledeki altı çizili fiilimsilerle özdeş fiilimsilerle aynı sıralamaya sahip olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Hava almaya çıkardıkları zaman artık hürriyet eskisi kadar ona cazibeli görünmüyordu. Zincire tahammül edilemez bir yük gelmiyordu. Okuduğumuz bu cümlede yer alan fiilimsiler almayayla isim fiil, çıkardıklarıyla sıfat fiil ve edilemez de sıfat fiil sıralamasına sahiptir. Bu sıralamaya uygun cümle içindeki hislere tahayyül uydurmakla sabahı eden can feda yatakta doğruldu. Pencereden içeri sızan güneş ışıkları odada efsunlu bir hava bırakmıştı cümlesinde yer alır. Uydurmakla eden ve sızan kelimeleri
isim fiil, sıfat fiil ve sıfat fiil şeklinde sıralanabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimizi değildir? Biz gelinceye kadar çamaşırlar yıkansın diye çamaşır makinesini çalışır durumda bıraktık cümlesinde yer alan altı çizili çalışır sözcüğünü nasıl bıraktık, çalışır bıraktık şeklinde bir fiilimsi olarak karşımıza çıkar. Çok güçlü bir pehlivan olmuştu. Önüne çıkan herkes yenebilecek hale gelmişti de yer alan çıkan, önüne çıkan herkes şeklinde bir sıfat fiil olarak yer alır. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç cümlesinde dönülmez akşam diyerek bir sıfat fiil şeklinde karşımıza çıkar. Ve misafirliğe gelecek kişiler arasında Mustafa Kemal Atatürk vardı cümlesinde gelecek kişi şeklinde yine bir sıfat fiil kullanımını görürüz. Oysa biz birlikte kardeşçe yaşadıkça bu ülkeye dair hayallerimiz bile benzer birbirine cümlesindeki altı çizili sözcüğümüz benzer bir fiilimsi değildir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Adlı Mesnevi'de beşeri aşktan ilahi aşka geçiş, tasavvuf derinliğine ulaşma işlenir. En ünlüsü Fuzuli tarafından yazılan Mesnevi pek çok sanatçı da yazmıştır. Parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eserimizin adı Leyla ile Mecnun'dur. Burada yer alan Leyla ile Mecnun, Fuzuli tarafından kaleme alınan ve beşeri aşktan ilahi aşka geçişi bize gösteren bir mesnevi olma özelliği taşır. Bu açıdan doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Numaralanmış ifadeler doğruluk, yanlışlık yönüyle sıralanırsa hangisi doğru bir sıralama olur? Türk edebiyatında modern hikaye ilk kez Tanzimat döneminde görülmüştür. Bu doğru bir yargıdır. İlk hikaye örneği Letaif-i Rivayet adıyla verilmiştir. Bu doğru bir yargıdır. Batılı anlamda Türk edebiyatında yazılan ilk hikaye örneği Sami Paşazade Sezai tarafından yazılan Küçük Şeyler adlı eserdir. Bu doğru bir yargıdır. Tanzimat hikayesinde hayal hakikat çatışması, içe dönük kahramanlar, bireyin iç dünyası üzerinde yoğunlaşan psikolojik özellikler önemli yer tutmamıştır. Bu yargı yanlış bir yargıdır. Bu açıdan sıralamamız doğru, 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 yanlış şeklinde A seçeneğinde yer almaktadır. Özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? Hikayenin konuları Anadolu'dan, toplum hayatından ve tarihi olaylardan alınır. Olayların geçtiği yerler İstanbul'a sınırlı değildir, Anadolu'ya yönelilmiştir. Gözleme önem verilerek realizm akımının etkisinde kalınmıştır şeklinde özellikleri verilen dönemimiz milli edebiyat dönemimizdir.